Birinci soru. Verilen tanımlar aşağıdaki terimlerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? 1. Kar amacı ile alım-satım yapılması, bu ticarettir. 1 ile D eşleşir. 2. Mal ve hizmet satımının başka ülkeye yapılması, buna ihracat denir. Yani C ile eşleşir. 3. İhtiyaç duyulan mal ve hizmetin başka bir ülkeden temin edilmesi, buna da ithalat denir. B ile eşleşir. Dolayısıyla A şıkkındaki turizm açıkta kalır. Doğru cevap A şıkkıdır. İkinci soru. Günümüzde Türk Cumhuriyetleri ile ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkiler devam etmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ilişkileri sağlayan kuruluşlardan biri değildir? A şıkkı TİKA. TİKA, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı demektir. Bu kurum arkadaşlar Türk Cumhuriyetleri ile ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkiler yapar. B şıkkı TÜRKSOY. TÜRKSOY, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı'dır. Bu da Türk Cumhuriyetleri ile kültürel alandaki ilişkileri devam ettirir. C şıkkı TDİK. Türk Devletleri Teşkilatı, eski adıyla Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi. Bu kuruluş da Türk Cumhuriyetleri ile kültürel ve sosyal ilişkileri sağlayan kuruluşlardan biridir. D şıkkı İİT, İslam İşbirliği Teşkilatı'dır. Arkadaşlar bu teşkilat Türk Cumhuriyetleri ile ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkileri sağlayan kuruluşlardan biri değildir. Doğru cevap D şıkkıdır. Üçüncü soru. Uluslararası ilişkilerde devletlerin siyasi olarak eşit olması, komşularımızla ve bütün devletlerle iyi geçinmek, yurtta ve dünyada barış ortamına katkıda bulunmak. Bu bilgilerde aşağıdaki dış politika ilkelerinin hangisinden bahsedilmemiştir? A şıkkı. Komşu devletlerle barış içinde yaşamak. Bundan bahsedilmiş. Bakın komşularımızla ve bütün devletlerde iyi geçinmek. B şıkkı. Milli sınırlar içinde bağımsız yaşamak. Verilen bilgilerde evet bu dış politika ilkemizden bahsedilmemiştir. Doğru cevap B şıkkıdır. C şıkkı. Devletlerin eşitliği. Bundan bahsedilmiş. Uluslararası ilişkilerde devletlerin siyasi olarak eşit olması denmiş. D şıkkı. Yurtta barış, dünyada barış. Bundan da bahsedilmiş. Yurtta ve dünyada barış ortamına katkıda bulunmak. Doğru cevap B şıkkıdır. Dördüncü soru. Ülkelerin gelişip büyümesi için dış ticarette ihracatının ithalatından fazla olması gerekir. Yani bir ülke dışarıdan fazla mal alıp dışarıya az mal satıyorsa o ülkede dış ticaret açığı ortaya çıkar. Buna göre bir ülkede dış ticaret açığını engellemek için faaliyetlerinden hangileri gerçekleştirilmelidir? 1. Yerli üretime ağırlık vermek. Evet. Bu faaliyetin gerçekleşmesi gerekiyor. Yerli üretime ağırlık verirsek dışarıdan ithal mal daha az yaparız. 2. İşlenmiş ürünleri ithal etmek. Bu ithalatı artırır. Dolayısıyla bu da dış ticaret açığına neden olur arkadaşlar. Dış ticaret açığını engellemez. 3. Dışarıdan ham madde ağırlıklı ürünler satın almak. Evet bu da ithalatı artırır. İthalatı artırmak da dış ticaret açığını artırmaya yöneliktir. Azaltmaya yönelik değildir. Dolayısıyla dış ticaret açığını engellemek için sadece birinci faaliyet gerçekleştirilmelidir. Doğru cevap A şıkkıdır. Beşinci soru. Türkiye bölgemizden başlamak üzere dünya devletleriyle karşılıklı kültürlere saygı ile sosyal, siyasi, ekonomik işbirliği ve düzenin tesis edilmesi için birçok kurum ve kuruluşla birlikte aktif rol almaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurum ve kuruluşlar arasında gösterilemez? A şıkkı petrol ihraç eden ülkeler örgütü, B şıkkı Birleşmiş Milletler, C şıkkı Dünya Sağlık Örgütü, D şıkkı Uluslararası Göç Örgütü. Evet, ülkemiz petrol ihraç eden bir ülke olmadığı için arkadaşlar A şıkkındaki kuruluş rol almamaktadır. Doğru cevap A şıkkıdır. 6. soru. Belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve tüketilen kültürel ögelerin bütününe popüler kültür denir. Popüler kültürün temelinde kullan at mantığı yer almaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi popüler kültür unsuru olarak değerlendirilemez? A şıkkı dizilerdeki yaşam tarzı. Evet bu popüler kültüre örnektir. B şıkkı hazır yiyecek, fast food. Bu da popüler kültüre örnektir. C şıkkı kıyafet modası. Bu da popüler kültüre örnektir. D şıkkı bayram ziyareti. Bayram ziyareti arkadaşlar popüler kültüre örnek olarak gösterilemez. Bayram ziyaretleri bizim gelenek ve göreneklerimize aittir. Doğru cevap D şıkkı. 7. soru. Türkiye'nin Orta Doğu bölgesinde son yıllarda etkinliğini artırdığını görmekteyiz.
Önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan yeni Kerkük-Ceyhan petrol boru hattıyla Irak petrollerinin dünyaya pazarlanması planlanmaktadır. Türkiye bu petrol hattıyla bölgede alanlarından hangilerinde etkinliğini artırmış olacaktır? Türkiye bu petrol boru hattıyla bölgede siyasi ve ekonomik olarak etkinliğini artırmış olur. Fakat kültürel alanda etkinliğini artırmış olmaz. 1 ve 2 doğru cevap B şıkkıdır. 8. soru. Verilen diyagramda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Türkiye'nin ithal ettiği ürünler. Petrol ve doğalgaz, kakao, tıbbi ürünler. Evet, şıklara bakalım şimdi. İthal edilen ürünler. Suni gübre, evet. Türkiye suni gübreyi ithal ediyor. B şıkkı incir. Türkiye incir ithal etmez arkadaşlar. Bilakis Türkiye inciri ihraç eder. Yani başka ülkelere incir satışı yapılabilir. Kahve bu da ithal edilir. Hurma bu da ithal edilir. Doğru cevap B şıkkıdır. 9. soru. Türkiye yeraltı kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'nin ithal ettiği yeraltı kaynaklarından biri olduğu söylenemez. A şıkkı doğalgaz, B şıkkı petrol, C şıkkı bor, D şıkkı taş kömürü. Evet, Türkiye doğalgaz, petrol ve taş kömürünü ithal ediyor fakat boru ithal etmiyor. Çünkü Türkiye'de bor madeni çıkarılmakta olduğu için arkadaşlar borun ithal edildiği söylenemez. Doğru cevap C şıkkıdır. 11. soru. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A şıkkı Türkçe konuşan ülkeler arasında kültürel ilişkileri geliştirmek. Evet, bu vardır. B şıkkı Türk kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak. Bu da vardır. C şıkkı Türk kültürünü araştırmak ve geliştirmek. Bu da vardır. D şıkkı Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile yatırım anlaşmaları yapmak. Evet, bu ekonomiyle alakalı arkadaşlar. Dolayısıyla Türk Kültür Teşkilatı'nın amaçları arasında bu yoktur. Doğru cevap D şıkkıdır. 11. soru. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Onların, dış Türklerin bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gereklidir. Aşağıdaki kurumlardan hangisi Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda kurulmuştur? A şıkkı Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, B şıkkı Gelir İdaresi Başkanlığı, C şıkkı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, D şıkkı Devlet Personel Başkanlığı. Evet, A şıkkındaki Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda kurulmuştur. Doğru cevap A şıkkıdır. 12. soru. Biz milletler arası ilişkilerde karşılıklı güven ve saygıyı hedef tutan açık, samimi politikanın en ateşli taraftarıyız. Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki milli dış politika ilkelerinden hangisiyle ilgilidir? A şıkkı milletler arası karşılıklılık, B şıkkı devletlerin eşitliği, C şıkkı tam bağımsızlık, D şıkkı komşu devletlerle barış içinde yaşama. Atatürk sözünde karşılıklı güven ve saygıyı hedef tutan açık, samimi politikanın en ateşli taraftarıyız diyordu arkadaşlar. Dolayısıyla Atatürk'ün bu sözü milletler arası karşılıklılık politika ilkesiyle ilgilidir. Doğru cevap A şıkkıdır.